kurtar beni baba. Yaklaşma. Baba. Korkma kızım. Korkma. Baba. Yaklaşma. Sen de yaklaşma dedim. Bakma kızım, bakma. Bakacak bir şey yok. Hastayı kaybediyoruz. Elektroşok vereceğiz, çabuk. 200, şutla. 250, şutla. 300. İntrakardiyak adrenalin, çabuk. Kurtulsun. Bir kurtulsun. Bir daha ona kızarsam. Bak şuraya yazıyorum. Bana istediği kadar beste desin. Gıkımı çıkartırsan. Abi neredesin? Neredesin abi? Neredesin? Murat. Efendim teyze. Oturma burada, üşüteceksin. Bana bir şey olmaz. Sen Hacer teyzemle ilgilen.
Ya tamam da sen de gel. Yani yalnız bırakmayalım kadını. Teyze, bir nefes alabilir miyim? Eniştemi düşünüyorsun değil mi? Nasıl düşünmeyeyim teyze? Burada böyle elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Nasıl düşünmeyeyim? Ne yapalım peki? Hı? Yapacak bir şey var mı? Yok. Ne gider bizim elimizden? Ona bir şey olmaz değil mi? Olmaz tabii. Olmayacak, tamam mı? Kapı gibidir o ya. Olmasın teyze. Ben onun elini tutarak büyüdüm. Bisiklet sürmesini o öğretti bana. İlkokulun ilk günüydü. Eniştem işini gücünü bırakıp okula gelmişti. Hiç unutmam. O küçücük sıraya zar zor oturdu. Beni bekledi. Herkesin kapı gibi babası vardı. Herkes babasıyla oyunlar oynardı biliyor musun? Ben eniştemle. Yani teyze, ona bir şey olursa ben gerçekten yarım kalırım. Oy. O anne çok severmiş eniştesini. Ama şimdi o enişten ablamı içeride yalnız bıraktığımız için böyle bir durumda bize ne derdi ha? Doğru söylüyorsun. Var ya dilinden düşmeyiz. Dilinden düşmeyiz. Düşmeyiz tabii. Sen de şimdi önüme düş bakalım. Hadi. Tamam gel. Daha bana haber vermeden hiçbir yere gitmek yok, tamam? Çok merak ettim beni. Çok merak ettim seni. Babam geldi. Oyun bitti mi baba? Bitti güzel kızım. Bitti. Ben de oynadım. Ama çok korktum. Bir daha oynamayacağım. Sen iyi misin? Çok iyiyim. Anne, o kötü adam beni yakalamıştı. Babam bir ateş etti, adam pat düştü yere. Sonra? Sonra ben de hemen babama doğru koşmaya başladım. Selma teyze tıpkı gerçek gibiydi biliyor musun? Ya öyle miydi? Benim gitmem gerekiyor. Baba, tuhaf biri vardı orada. Maskeliydi. Kimdi o adam? İyi bir adam. O bu oyunun kahramanı. Ortadoğu radikal bir örgüte bağlı militanların kanlı hastane baskını emniyet güçlerinin operasyonuyla sona erdirildi sayın seyirciler. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Kemal Günay kameralarımıza şu açıklamayı yaptı. Bu hain saldırıyı hastanede tedavi gören arkadaşları için düzenlediklerini düşünüyoruz. Ancak amaçlarına ulaşamadılar. Teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi. Müdürüm, kayıp var mı? Hastanede yatan vatandaşlarımızın sağlık durumu ile ilgili bilgi verir misiniz? Arkadaşlar, bu konuda gerekli açıklamayı hastane yetkilileri yapacak size. Akıncı'nın hastanede olduğu öğrenildi. Bu konuyla ilgili söylentilerden haberiniz var mı? Hayır. Hayır. Bu bir söylenti değil. Akıncı hastanedeydi. Ve olayların bastırılmasında Akıncı'nın bize çok yardım oldu. Hoş geldiniz. Hoş geldin.
Be oğlum, neredeydin? Ara ara çok merak ettim seni. Cidden annem çok merak etti abi. Şarjım bitmişti annem. Duydun mu neler olmuş? Enişte... Duydum, duydum. Böyle bir terörist saldırının bertaraf edilmesiyle ne kadar hazırlıklı olduğunu geçmiş olsun. Göstermiş. Sağ ol bir tane. Ve rehineleri... Üzülme artık bak, eniştemeyin. Sağ salim kurtarmıştır. Emniyet mensuplarında hayatını kaybedenler varmış. Bu konu hakkında bilgi alabilir miyiz müdürüm? Evet. İki polis memuru arkadaşımızı şehit verdik. İki de güvenlik görevlisi arkadaşımız şehit oldu. Birkaç yaralımız var. Müdürüm, çatışma esnasında küçük bir kızın hayatını kurtardığınıza dair söylentiler var. Hatta baskına gelen teröristlerin biri kızı rehin almış ve bunun üzerine siz müdahale ettiğini söyleniyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Müdürüm, sana bir sorum var. Örgütün adı belli mi müdürüm? Teşekkür ederim, bu kadar. Sağ olun. Böyledir işte benim Kemal'im. Kendinden bahsetmeyi hiç sevmez. Şimdi hastane yönetiminden... Bilmez miyiz Kemal'imizi, bilmez miyiz? Baba. Korkma kızım, korkma. Baba. Kızımı bırak. Baba. Sen güzel bir haber olsun. Geçmiş olsun. Ameliyat başarılı geçti. Şimdilik her şey yolunda. Birkaç gün gözetim altında tutacağız. Sonrasında tekrar konuşuruz. Baba, arkadaşımızı görebilir miyiz? Ameliyattan yeni çıktı. Biraz dinlenmesi lazım. Ben size uygun zaman olduğunda haber vereceğim. Tamam? Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Efendim. Nergis, nasılsın? İyiyim. İyiyim, daha iyiyim. Saner'den bir haber alabildiniz mi? Şimdi çıktı ameliyattan. Durum gayet iyi. Çok sevindim. Geçmiş olsun hepinize Nergis. Çok teşekkürler. Alabilecek miyiz seni yayına? Tamam, olur, ne zaman? Birazdan sana uyar mı? Şöyle yapalım, ben bir kendimi toparlayayım. Ondan sonra döneyim sana, olur mu? Tamamdır. Hazır olunca arar mısın lütfen? Tamam. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Ya pardon, böyle bir anda aniden girdim ama dayanamadım. Meraktan çatlayacağım. Kızım merak etme. Ya bir şey olmayacak enişteme. Biliyorum. Eniştem konusunda endişem yok zaten. Neyi merak ediyorsun o zaman? Ya seni merak ediyorum. Kızım görmüyor musun? Ben sapasağlam buradayım. Üf, teyze. Sence neyi merak ediyor olabilirim? Ya nasıl geçti ilk buluşmanız? Pek geçmedi. Yapma ya. O kadar mı kötü? Çok kötü. Bir şey diyeceğim. Orhan abi sana kaba davranmadı değil mi? Aa, saçmalama be. Ne münasebet. O zaman konuşma çok sıkıcıydı değil mi? Yani eğer konuşabilseydik sana sıkıcı olup olmadığını söyleyebilirdim. Nasıl yani? Yani ben onu biraz uzaktan gördüm. Beyza, bu sefer ben olay etmiş olabilirim. Ne? Teyze, şunu doğru düzgün anlat lütfen. Ya kızım, ben şimdi restorana gittim, tamam mı? Hı. Baktım orada oturuyor. Dedim birazcık yüzümü gözümü düzelteyim. Tuvalete indim. Sonra kapıyı kapatmamla kapının kulbu elimde bir kaldı. Ben de bir saat mahsur kaldım orada. Ondan sonra bir çıktım yukarı, adam çoktan gitmiş yani. Ya telefon etseydin ya. Ay hiç telefon deme bana, midem kalkıyor. Ya ben telefon edecekken telefonu elime aldım. O kabinin içinde klozete... Gülme, tamam sus. Beyza sakın. Aa sakın. Hadi çık dışarı. Giyineceğim ben. Tamam gideceğim de. Ne diyor bir ya? Geçsin ya. Hacer teyzemin karşısına böyle çıkmayayım. Tamam, doğru söylüyorsun. Kıkırdama. Geç otur şu o zaman. Tıkadın mı tuvalet?
Tamam, tamam. Başka tarafa bak. Üf. Habercilik garip bir meslek. Kendi içinde öyle açmazları var ki. Denebilir ki habercinin işi hayatın peşine takılmaktır. İyi hoş ama ya hayat saçmalarsa? Ya hiç tahmin bile edemeyeceğiniz şeyler planladıysa sizin için? Bir haberin tam ortasında insanlar terör kurşunlarına hedef olup can verirse, yaralanırsa... ...çekimi yapan kameraman arkadaşınız gözlerinin önünde vurulup düşerse... ...tıpkı az sonra izleyeceğiniz görüntüleri çeken meslektaşım Taner Aydın gibi. O zaman ne yapacak haberci? Saçmalayan bu hayatın neresine sığınacak? Mesleğine mi? Haberdar etme sorumluluğu taşıdığı insanların anlayışına mı yoksa Allah kahretsin deyip... ...elinin tersiyle hepsini bertaraf ettikten sonra... ...içinde patlayan o isyan duygusuna mı? Hangisine? Siz söyleyin. Hangisine? Burası ameliyathane koridoru. Şu gördüğünüz kapının gerisinde verilen ölüm kalım savaşının her anını nabzınızda hissettiğiniz yer. Bir tür Araf gibi. Az önce oradan haber geldi. Taner yaşayacak. Bundan sonra hayatına nasıl devam edecek bunu söylemek için erken. Ama bildiğim ve emin olduğum şey o ki... ...Akıncı olmasaydı Taner şu an yoktu. Ve o gece hastanede bulunan birçok masum insan... ...hayatlarını Akıncı'ya ve başta olay sırasında tesadüfen hastanede bulunan... ...terörle şube müdürü Kemal Günay olmak üzere... ...emniyet güçlerinin dirayetli çabasına borçlu. Şu an bu çekimi yapan haber editörü arkadaşım Beste. Görüyorum titreyen ellerini zapt etmeye çalışıyor. Ağlamaktan gözleri kan çanağı. Ama yapacak bir şey yok çünkü hayat saçmaladı bir kere. Bütün şehitlerimize ve haber peşinde koşarken hayatlarını kaybeden bütün habercilere Allah'tan rahmet diliyorum. İki saat vaktim var, sonra yine merkeze gitmem lazım. Tamam. Kemal, olmaz öyle şey. Kahvaltı hazır. Hadi geçin, kahvaltınızı yapın, sonra gidersiniz. Tamam. Hadi. Zahir, bekle sen. Çörekler hala sıcak. Kahvaltıya yetişebildik değil mi? Vallahi tam zamanında. Şahane. Hadi geçin içeri. Babam yapmıştır ama değil mi kahvaltısını? O yeni uyandı. Akşam biraz uyuyamadı da. Ha. Nergis yüzünden. Nerede şimdi? İçeride. Ablanla konuşuyor. Ben bir gidip bakayım ona. Tamam canım. Babam haberleri izledi değil mi? Birlikte izledik. Çok sinirlendi tabii. Vallahi sana bir şey söyleyeyim Yaz. Senin ablan tam bir umutsuz vaka. Yani kusura bakma bunu böyle söylediğim için ama böyle yani. Biliyorum. Hadi geçin, gel. Arkadaşın nasıl oldu? Güzel. Geçmiş olsun. Sen nasılsın? İyiyim. İyiyim ben, beni merak etme. Yok, ben artık sana bir şey söylemiyorum. Sana söyleyecek sözüm bitti benim. Ne güzel. Bunu duyduğuma çok sevindim. Baba, ablamla konuşabilir miyim hemen? Artık ben anladım ki biz bundan sonraki hayatımızı böyle yaşayacağız. Sen ateş altında hep tehlikenin göbeğinde, ben yüreğim ağzımda. Bana ne söylediğini hatırlıyor musun? Herkes kendi hayatının yükünü taşır demiştin. Yani yaşadıklarım tamamen benim sorumluluğumda. Bence sen de istersen... Tercihlerini yaşarken burada evladı için yüreği yanan bir baban olduğunu unutma. Olur mu kızım? İdem seninle konuşmak istiyor. Veriyorum. Abla, ne yapıyorsun? İyiyim, iyiyim canım. Daha iyiyim. Ya işte
hücre baskınına yaptığımız çatışmada teröristlerden bir tanesi yaralıyla geçirildi. Böyle kritik bilgilere sahip. Yani ifadesi önemli işte. Ben de o yüzden hastanedeydim. O sırada baskın oldu. Hastanenin çatısına ambulans helikopter istedi teröristler. Akıncı da oradaymış aynı işte. Ha, oradaydı. Görebildin mi peki onu? Gördüm. Ne yaptın böyle Nergis abla gibi yanına gidip konuşabildin mi? Peki kazada hayatını kurtardığı için teşekkür edebildin mi? Ha evet. O kurtardığın çocuk falan ailesi. Çocuklar. Gerçekten çok yorgunum. Yani gündemin geri kalan kısmını Nergis ablanızdan öğrenirseniz sevinirim. Hakikaten ya. Bir rahat bırakın adamı. İki lokma bir şey yesin. Fatih. Hayırdır? Dalgınsın bugün. Biraz. Şu çocuğu düşünüyorum enişte. Senin kurtardığın çocuk. Kim bilir ne kadar korktu. Korkmaz mı? Tanışabildin mi ailesiyle? Sevinmişlerdir. Çocukları sağ salim eve dönünce. Değil mi? Tabii oğlum. Çocuklarını görünceye kadar canlarından can gitmiştir onların. Biz bir çay daha alabilir miyim? Tabii enişte. Yeni su çekmiştim altına. Basketbol nasıl gidiyor? Antrenman var mı bugün? İyi enişte. Hafta içi ya antrenmanlar. Hafta sonu rahat. Enişte. Sağ ol. Ben müsaade isteyeyim. Bir Taner'i ziyaret edeceğim. Tabii oğlum. Git. Git hem bir sor bakalım. Bir ihtiyaçları var mı yok mu? Ben Nergis'le en son konuştuğumda yoğun bakımdan normal odaya alacaklar demişler ama bilmiyorum tabii. Allah yardımcısı olsun. Amin. Amin. Hadi afiyet olsun hepinize. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Ben toplarım, ben alırım. Hayır, ya. Hayır. Acayip, biz de birazdan kalkalım. Kemal niye acele ediyorsun? Cakın nasıl olsa buradan gidersin merkeze. Abla bir eve gidelim. Şu kirimden pasımdan kurtulayım. Baksana halimize insanlıktan çıktık zaten. Canım, bazı işlerim var. Birkaç gün şehir dışında olacağım. Ne kadar sürer bilmiyorum. Bir, belki iki gün. Uzarsa seni haberdar ederim. Tamam, merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Eminim bakarsın. Daha ne kadar bana böyle soğuk davranacaksın? Geç kalıyorsun Cevdet. Besteciğim. Söyle canım. Taner. Besteciğim. Canım, bir tanem. Söyle. Bak yanındayım. Ne kadar ömrüm kaldı. Besteciğim diyorum, kırmayacak mısın kafamı? Kırmayacağım. Şşş. Doğrusu.
söyleyin ya, ne diyor doktor? Hadi söyleyin kötü haberi bana. Gerçekten ya, bir şey demeyeceğim. Hazırım ben en kötüsünü duymaya. Taner, tamam sakin ol canım. Kendine gel şimdi, tamam mı? Öldüm ben. Ölüye saygıdan mı öyle diyor? Ne ölmesi? Bakar mısın? Turp gibisin. Çok korkuttun bizi. Yani daha önce söyleseniz ölmediğimi. Niye şimdi söyledin? Bakar mısın? Bu en başından beri numara yapıyormuş ya. Hiçbir altı yok mu? Aa, komşu oğlum. Fatih, hoş geldin. Hoş bulduk Taner. Geçmiş olsun, valla korkuttun bizi. Sağ ol. Sağ ol abi de. Yani dün gece orada olmayan korkudan hiç bahsetmişsin, çok kötüydü. Doğrudur. Neyse ki geçti. İyi misin sen? Ay, boynum harici. Bütün gece burada sabahlayınca boynum tutuldu herhalde. Yani koskoca hastanedeyiz, bir doktora git dedim ama işte dinlemiyor. Yok, ciddi bir şey değil, öyle geçer herhalde. Kendi yatağımda yatayım, geçer. İzin verirsen ben bakabilirim. Sen anlar mısın böyle şeylerden? Bir çıtır. E hadi bak. Ay, orası çok fena olmuş. Boynunu serbest bırak. Tamam. Serbest bırak. Serbest bırak. Derin nefes al. Daha iyi olması lazım. Enteresan. Bir dakika, cidden daha... Nasıl yaptın bunu ya? Büyücü müsün? Aa, teşekkür ederim. Afiyet olsun. Oğlum, oğlum ölüyor, oğlum. Aa, sesleri duyuyor musunuz? Ne bu ya? Hanımefendi, hanımefendi lütfen sakin ol. Taner, biz hemen geliyoruz, tamam mı? Oğlum, bırakma beni. Mehmet, Mehmet'im. Hanımefendi. Hanımefendi, lütfen sakin olun. Hanımefendi, ne oluyor, nesi var? Daha mı? Al o zaman sana. Daha da yukarı. Daha da yukarı. Beni bekliyor musun? Hadi bekliyorum, gel. Tamam. Hadi bir daha, tamam mı? Hadi koş. Üç, iki, bir, sıfır, uçak geliyor. Hoppa. En çok seninle oynamak için gidiyor baba. Aa. Niye acaba? Buyurun bakalım. İşte. Afiyet olsun. Küçük cadı, en çok bana şımardığın için olabilir mi acaba? Evet, ondan. Buyurun, paranızı istiyorum. Sağ olasın. Sağ olun. Hop, 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 hop. Yavaş yavaş. Arkandan kovalayan yok. Yediğin şeyin tadını çıkar kızım. Ne yapayım çocuklar? Dayanamıyorum. Ne oldu? Yasemin, biliyor musun ben küçükken de vardı bunlar. O zaman da bu kadar güzeldi, haklısın. Ne yapalım? Eve gidelim mi? Biraz daha baba, lütfen. Ama annene söz verdik, gitmemiz lazım. Bak. Bir dahaki sefere daha uzun kalacağız. Söz. Peki. Bir şey mi oldu baba? Şimdi sen buradan ayrılma, tamam mı? Bekle beni. Ne
Baba, baba neredesin? Baba sesimi duyuyor musun? Baba nereye kaçtın? Baba neredesin? Geldim kızım. Geldim, buradayım. Eve gidelim mi? Gidelim kızım. Hadi gidelim. Gel. Zehir kusuyor fabrika. Ahit etmişler. İncir dikecekler ocağımıza. Önce balıklar başladı ölmeye. Sonra otlakta hayvanlarımız. Sonra bahçelerimiz kurudu. 2 ayda 3 cenaze çıktı köyde. Dediler bizim fabrikayla alakası yok. Bir sürü it kopuk, eşkıya. Muhtarın evini bastılar bir gece. Komalık ettiler adamı. Çalmadığımız kapı kalmadı. Mahkeme bilirkişi yolladı. Bilirkişiyi de satın aldılar. Ben ne yapayım şimdi? Biri bir yol göstersin bana. Bir akıl versin. Adalet de giderse elimde ne kalır ha? İçeride can çekişen oğlumdan başka ne kalır bana? İlaçları çok zor buldum. Dolaba kaldırmışsın. Ya ortalıkta dursun istemedim. Ne yapıyor Yasemin? Odasında çizgi film izliyor. Seninle birlikte olduğu günler çok mutlu. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ya sıkıldım artık. Öyle evde hastalık havası falan istemiyorum. Yasemin kötü etkileniyor. Haklısın. Parkta birini mi kovalıyordun sen? Yasemin öyle söyledi. Biri bizi çekmiş. Kim? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim, merak etme. Yani neden, niye böyle bir şey yapsınlar ki? Anlayacağız. Seni de niye peşimden sürüklüyorsam? Hadi hadi itiraf et. Alıştın sen de böyle. Sıkıntı yok ama yani. Ben memnunum halimden. Hem heyecansız hayatıma heyecan katılıyor. Fena mı? İçim hiç rahat değil. Ben miyim bu rahatsızlığın sebebi? Evet sensin. Ya, sakın yanlış anlama beni. Senin yanında rahat değilim demiyorum. Çok rahatım. Kendimi çok güvende hissediyorum. Ama... Sorun ne o zaman? Yani her şey o kadar taze ki daha. Siz! Kaçın! Kovun! Durun, kaçmayın! Taner! Daha bir gün önce bu arabanın içinde Taner'le birlikteydik. Onunla gidiyoruz yani bir sefere. Şimdi burada seninle böyle olunca... Bilmiyorum, içimde garip bir korku var. Benim için endişelenmene gerek yok. Endişeleniyorum ama. İyiyim. Hadi, dur.
Fatih. Ölmüş mü? Bakma. Ölmüş mü? Bakma. Ölmüş. Bakma, bana bak. Ona bakma, bana bak. Bana bak, bir şey yok, bana bak. Gel. Fatih. Ben artık iyi insanlara bir şey olmasın istiyorum. Bu ağacın bizimdir, bizim olacak. Bu ağacın bizimdir, bizim olacak. Bu ağacın bizimdir, bizim olacak. Öğrenim değil, yaşam isteriz. Öğrenim değil, yaşam isteriz. Öğrenim değil, yaşam isteriz. Suç işliyorsun, suç! Dağılın buradan! Hocaman çıkan dumana bak! Zeyir diyorsunuz bizi! Arkadaşlar! Arkadaşlar! Lütfen sakin olalım. Bakın haklıyken haksız konumuna düşmeyelim. Olay çıkartmayalım lütfen. Komutanım, söyleyin dağılsınlar. İşte bak lan sen. Senden mi emir alacağız? Lütfen, sakin kalalım. Haberciler gel. Çekin bunları, çekin! Şşşt, birader! Ne çekiyorsun sen? İzin aldın mı? Basın. Yetkili biriyle görüşmek istiyorum. Oo, derin gündem. Kusura bakmayın Nergiz Hanım, tanıyamadım size. Olayların kokusu size kadar gelmiş anlaşılan. Hastanede bir çocuk gördüm, ismi Mehmet. Annesinin adı Ümran. Evet, hatırlıyorum. Ben de üzülmüştüm o çocuğa açıkçası. Dediğim gibi yetkili kimle görüşebilirim? Ya görüşün ama açıkçası pek tekin tip değil bunlar. Yani dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çekemez kardeşim, kapa o kamerayı, kapa. Komutanım, kamera açık kalacak. Siz yetkili misiniz? Komutanım, olmuyor böyle. Ne olmuyor lan? Ne olmuyor? Adam akıllı soru söyle sana. Allah Allah. Yetkili metkili yok burada. Kimseyle görüşemezsiniz. Ben varım. Ne soracaksınız bana sorun, sorun defolup gidin buradan. Hayırdır birader? Ne biçim konuşuyorsun be? Ne bakıyorsun? Bir şey mi vardı? Fabrikanın atıklarını köyün su kaynağına boşalttığına dair iddialar var. Ne diyeceksiniz? Dünyamız olduğu konusunda ciddi iddialar var ama hepsi palavraymış. Ha bu kadar insan buraya palavradan döküldü yani, öyle mi? Vallahi öyle görünüyor. İnsanlar öldü ya, insanlar. Hastanede yatan çocuk. Uzun etme kardeşim. Hadi kaybolun gidin buradan. Üzülmeyin sonra. Ne diyorsun sen ya? Sen kimsin de bizi tehdit ediyorsun ya? Ne diyorsun sen? Tamam lan tamam. Laflarına dikkat et sen de. Pardon, siz de daha fazla olay çıkmadan bence gidin. Çünkü çok kalabalık. Daha fazla gerginlik çıkmasın lütfen. Tamam peki, köylülerle röportaj yapabilir miyim? Tamam, buyur. Teşekkürler. Arabayı toplayın, hemen gidiyoruz. Tamam, toparlanın. Buyur teyze. Höst. Ne teyzesi be? Motor mu bakmıştınız? Ha, motor bakmıştım. Bunun yanlarında sepet olanından var mı? Ha, ondan yok ama bu baştaki var satılık. Orhan Bey'e bakmıştım ben. Orhan abi içeride. De satılık değil. Sen kimsin ya? Nereden çıktın sen? Ne işin var burada? Hocam yolladı beni buraya. Kim senin hocam? Fatih Hoca. Bizim okulda tarih öğretmeni kendisi. Ha öyle mi? Sen şu tesadüfün güzelliğine bak. Fatih benim yeğenim olur da. Gerçekten mi? Abla niye önceden söylemiyorsun? Abla niye önceden? Zezek etme. İşine bak. Orhan Bey? Aa, Filiz Hanım, hoş geldiniz. Müsait misiniz? Tabii müsaitim. Buyurun oturun lütfen. Buyurun. Oğlum Ozan, bak bakayım buraya. Efendim abi. Bize iki kahve kap gel hemen. Fırla. İki kahve kapıp mı fırlayayım abi? Şaka yaptım abi ben. Orta herhalde kahveler. Evet orta, iki tane. Fırla. Bu gençler böyle. Fatih biraz hızlı mı gidiyoruz? Yavaşlasak mı? Oğlum bas şu gaza, bas. Anayola çıkmadan yetişeyim şunlara. Bir dakika, biz takip mi ediliyoruz? Fabrikadaki adamlar. Korkma. Filiz... Oha.
pardon, lafınızı kestim, buyurun. Hayır canım, kesmediniz, olur mu öyle şey? Yani bir aynı anda lafa girdik zaten. Eğer ben cümleye başlasaydım ve siz kesmiş olsaydınız teknik olarak kesmiş oluyordunuz ama aynı anda lafa girdiğimiz iş... Ben sizi dinliyorum. Olur mu canım öyle şey? Önce sen, yani önce siz. Yok, gerçekten siz başlayın. Filiz Hanım, lütfen. İsrar ediyorum, buyurun. Orhan Bey, ben nereden başlasam, nasıl anlasam bilmiyorum. Kimse yok mu? Allah'ım, şaka mı bu? Ya böyle çok saçma, biliyorum. Sürekli sizinle ne zaman bir araya gelmeye çalışsak hep bir şey oluyor ama... Tamamıyla haklısınız Filiz Hanım. Geliyorum aslanım. Tamamen benim suçum. Tamamen benim hıyarlığım. Kabul ediyorum. Çok çok özür diliyorum. Ya ne kadar kibar bir insansınız. Hala kendinize suç arıyorsunuz. Siz nereden bilecektiniz ki kapının arızalı olduğunu? Kapı mı? Ne kapısı? Ne kapısı mı? Siz benden özür diliyorsunuz şu anda. Özür diliyorsunuz. Siz özür diliyorsunuz. Yine. Bakın biliyorum, bu özürler çok birikmeye başladı. Evet, çok birikmeye başladı. Yani gerçekten ne diyebilirim ki? Yani açıkçası bu durumun altından nasıl kalkacağımı bilemiyorum. Evet, sizi orada beklemeliydim, terk etmemeliydim yani. Orhan Bey, yani alt tarafı birkaç dakika beklettim sizi. Pardon, affedersiniz. Birkaç dakika derken tam 43 dakikadan bahsediyoruz. Ha, siz ince ince hesapladınız 43 dakikayı. Ondan sonra dediniz ki ben yeri geldiğinde lafımı sokarım nasılsa, öyle mi? Estağfurullah, ne alakası var Allah aşkına? Bırakın lütfen Filiz. Orhan Bey ya, siz hayatınızda hiç bekleten kadın görmemişsiniz. Belki de siz hiç kadın... Pardon? Neyse, beni söyletmeyin şimdi. Sen de karşıma çıkma, tamam mı? Uzun eşek. Abi kahveler. Kolay gelsin. Eyvallah. Tamam. Sizi güzellikle uyarmıştık. Ama laf anlamadınız. Yanlış anlaşılmasın ha. Basına saygımız büyük. Özgür medya. Destekliyoruz. Ne oldu şimdi? Ne oldu? O kartı aldığında başın göğe mi erdi? Sen o kartı alsan ne olacak? Ben yine bunda beni yapacağım. Bu sadece bir uyarıydı. Yetmezse gerisine bakarız. Yetmeyecek. Yetmeyecek zaten. Buraya bir sürü insan gelecek. O zaman onları nasıl korkutmayı planlıyorsun? Daha fazlasını yapacağım. Önce senden başlayacağım. Anladın mı? Şimdi kes o sesini, var git yoluna. Benim de canımı sıkma. Başımı belaya sokma. Şş, kendine hakim ol. Kapa lan çeneni. Alemde bir gözü kara sen misin kızım? Akıllı ol. Otur oturduğun yerde işte. İyi misin? Ben iyiyim. Asıl sen iyi misin? Yani iyiyim. Of, kart alması çok kötü oldu ya. Belki de o kadar kötü olmamıştır ya. Nasıl yani? Kalan sahalar bizimdir. Gel bakalım. Yok artık, ciddi misin? Ay,
İnanamıyorum sana Fatih. Şu benim diyorum ek işi. Bir düşünelim. Çok teşekkür ederim. Anadolu'nun gözden ırak, ücra bir köşesinde yaşanmıyor bunlar. İstanbul'da oluyor. Burnumuzun dibinde. Şehir merkezine 20 kilometre uzakta Pınarcık köyü. Seslensek duyulur. 2 ayda 3 cenaze çıkmış köyden. 4.'sü çıkmasın diye bir anne şu anda oğlu Mehmet'in başında bekliyor. Ama biz bir köye uğrayalım dediğimizde buyurun başımıza gelenler. Yol kesmeler, kamera kayıtlarına el koymalar, tehditler ve daha bir sürü rezillik. Elbette vazgeçmeyeceğiz, peşini bırakmayacağız. Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Sonra İbni Haldun'un bir sözünü hatırlıyorum. Demiş ki insan beyni değirmen taşı gibidir. İçinde yeni bir şey atmazsanız kendi kendini öğütür. Bence insan vicdanı da öyle. İçinde insan sevgisi olmayınca kendi kendini imha ediyor. Bu akşamlık derin gündemin sonuna geldik. Şimdilik bu kadar. Bir şey söyleyeceğim. Hı. O korumaların hepsini tek tek birbirine monte etmek istedin değil mi Oğan? Hem de nasıl? Nergis yanında olmasa. Aman ha. Akıncı'yı ona hatırlatma da. Dayak yiyeyim yani. Birkaç yumruktan zarar gelmez evlat. Evet, şu zehirli atıklarla ilgili uydurma neler bulabiliriz bir bakalım. Sen Nergis'in annesini araştırıyordun. Neydi adı? Zeynep Emiroğlu. Var mı şeyler? Şüphe. Ölüm belgesi, otopsi raporu, toksikoloji analizi. Hepsi elimde. Vay maşallah. Hı-hı. Herhangi bir terslik? Ölüm belgesiyle otopsi raporunda aynı doktorun imzası var. Bence biraz ters. İlginç. Sağ ol Akıncı, sağ ol, sağ ol. Yusuf. Kusura bakma. Geç saat. Evet öyle. Kapatabilirim. Kapatmamı ister misin? Ne söyleyeceğine bağlı. Sana teşekkür etme fırsatını bulamadım o gece. Biz o gece 2 defa kurtarıldık. İlkinde sen. Sen yetiştin bize. Baba. Lütfen. Yalvarıyorum yapma lütfen. Lütfen yapma. Baba ölmek istemiyorum. Lütfen. Aylin. Kaçın gidin buradan. Ben bunları konuşmak istemiyorum Yusuf. Ben istiyorum. İstiyorum. Buna ihtiyacım var. Hiç hak etmediğim bir iyilik bu. Anlıyor musun? Geçmişte yaptıklarım, yapamadıklarım seni yüzüstü bırakmam. Yusuf yeter. Sen neden bahsediyorsun biz? Biz bunları geçtik. Çok geride kaldı. Ne diyorsun sen? Hiç fark etmez, hiç fark etmez. Ben hala benim. Ben değilim. Ben o eski Aylin değilim. Senin bildiğin kişi yok. İstediğin kadar inkar et. Bizi kurtardığın o gece gözlerinde o eski Aylin'i gördüm ben. Şu anda Ankara'dayım. İstanbul'a sık sık işim düşecek. Seni görmek istiyorum. Yani sence de uygunsa tabii. Bence bu hiç uygun bir fikir değil. Lütfen kestir Fatma. Sen benim aklımı mı çelmeye çalışıyorsun? Evet, evet. Saklamayacağım. Aklını çelmek için elimden ne geliyorsa yapacağım. Kaba hatırlatmama gerek var. Ben evli bir insanım Yusuf. Biliyorsun değil mi? Biliyorum.
Biliyorum. Evlendiğin adam hakkında yeterince bilgi sahibi oldum. O zaman sen neyi göze aldığını farkındasın. Hiç umurumda değil. Lütfen. Seni görmeme izin ver. Lütfen. Ben en son sana uyduğumda kendime gelmem yıllarımı aldı. Bak, bu defa öyle olmayacak. Söz veriyorum. Lütfen. Ben hiçbir şey için söz veremiyorum. Şimdilik bana bu yeter. Hoşça kal. Hoşça kal. Taner'in yanına gidiyorum. Bir şey söylüyor musun? Selam söyle. Tamam. Neye bakıyorsun sen? Bir doktora bakıyorum. Hayırdır? Ne doktoru? Ciddi bir şey değil. Öyle kadın doktoru. Yani genel rutin bir kontrol. Hayrola? Yok bir şey Beste. Emin misin? Bak bir şey var da bana söylemiyorsan Nergis. İşim gücüm yok. Senden bir şey saklayacağım öyle mi? Yok bir şey. Tamam. Hadi ben çıktım o zaman. Hadi görüşürüz. Bay bay. İyi günler. Ben Dilek, size nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler Dilek Hanım. Ben bugün için bir randevu almak istiyorum. Bugün için randevu veremiyorum maalesef. Ama yarın 14.30 ve 17.15 uygun görünüyor. Sizin için de uygun mudur? Ya ben yarın ne yazık ki şehir dışına çıkıyorum. Yani bugün randevu almamın hiçbir imkanı yok mu? Bir saniye bekleteceğim sizi. Bir saat sonrasında bir boşluk görünüyor. Bir hastamız randevusunu iptal etmiş. Tamam süper. Hemen çıkıyorum. Teşekkür ederim. Tamamdır. İsminizi alabilir miyim? Nergis. Nergis Emiroğlu. Randevunuzu oluşturdum. Bir saat sonra görüşürüz. Tamam. Teşekkürler. Buldum seni. Yoldayım Deniz'ciğim. Hı? Bakanlıkta toplantıya geçiyorum. Akşam bir yemek var bu arada. Ekmiyorum canım. Sen de benimle geliyorsun. Birlikteyiz. Haber vereceğim. Ben de öpüyorum. Görüşürüz. Telefondan randevu almıştım. İsminizi alabilir miyim? Nergis. Hatırladım. Buyurun çok az bekleteceğim sizi. Tamam teşekkürler. İyi günler Güle Güle. Nergis Hanım, buyurun sizi alabilirim. Hoş geldiniz. Merhaba. İlk kez mi geliyorsunuz? Evet, ilk kez. Tanışıyor muyuz sizinle? Hayır, tanışmıyoruz. Simanız yabancı gelmedi de. Belki televizyondandır. Televizyon? Evet. Nergis Emiroğlu haber programı. Şaşkınlığıma mazur gör. Medya dünyasından pek hastam olmadı bugüne kadar. Ben hasta sayılmam zaten. Peki şikayetiniz nedir? Yani aslında bir şikayetim de yok benim.
Bu. Bu sizin imzanız mı? Doğrudur. İmzalar benim. Sorun ne? Ölüm raporunu hazırlayan doktorla otopsi yapan doktorun aynı kişi olması. Sizce de bunda bir anormallik yok mu? Sık görülen bir durum değil. Ama hayır. Yok. Görüşlerine danıştığım uzmanlar böyle söylemiyorlar. Bakın Nergis Hanım, 15 yıl geçmiş üstünden. O zamanlar ben devlette çalışıyordum. Yüzlerce otopsiye girdim. Mutlaka vardır bir sebebi. Ama üzgünüm, hatırlamam mümkün değil. İzin verirseniz. Daha 10 saniye önce bu durumun normal olmadığını söylüyordunuz şimdi. Evet, söyledim de. Nereye varmaya çalıştığınızı... Bence biraz düşünün. Hafızanızı zorlamaya değer. Neyin peşinde olduğunuzu açık açık söylerseniz... Annemin intihar ettiğine inanmıyorum. Raporların uydurma olduğunu mu söylüyorsunuz? Bir şey söylemiyorum. Henüz. Hastalarımın vaktinden çalıyorsunuz. Lütfen gidin. Salondaki bitkileriniz Okan Bey, hepsi ölmüş. Bence böyle bir muayenehane için hiç sağlıklı bir görüntü değil. Yalnız gecikiyoruz arkadaşlar. Tamam, ben bir bakayım efendim. Dur, geliyorum ben. Hadi ya. Ya çalışmıyor. Durdu. Nasıl çalışmıyor? Durdu arkadaşım, çalışmıyor işte ya. Beyefendi Allah arabayı Allah. Buradan alır Durdum mısınız? Yapsın, alacağım, ya. Alacağım da çalışmıyor Durdum, arkadaşım. O zaman kardeşim. Ne adamsın Köksal? Tipe bak. Ben de Oscar Ghost'u Köksal. Ha? Eyvallah. Ha? Hadi hadi. Hadi. Yusuf Bey! Yusuf Bey! Yusuf Bey! Yusuf Bey! Yusuf Bey! Yusuf Bey! Ölmüş mü? Ne yapacağız? Allah kahretsin! Ne yapacağız? Hadi. Hadi artık aç şu telefonu. Heh. Bir sorumuz var. Zeynep Emiroğlu. Kızı buradaydı. Evet. O gazeteci bir şeyler bulmuş. Kendi başıma halledecek olsam seni aramazdım. Konuşmamız gerek acilen. Tamam, ara beni. Sayın seyirciler, üzücü bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Bu üzücü haber uzun yıllar dünyanın sayılı savunma sanayi şirketlerinde uzun menzilli ve balistik füzeler üzerine çalışmalar yapan, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda yeni projeler üzerinde çalışmaya başlayan dünya ünlü Profesör Yusuf Yenice ile ilgili. Sabah saatlerinde yanında şoför ve yakın korumasıyla Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan ayrılan Profesör Yenice aracının içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu maalesef can verdi. Hatırlanacağı üzere bundan kısa bir süre önce İstanbul'da Profesör Yusuf Yenice'ye yönelik bir kaçırma eylemi gerçekleşmiş. Ancak Profesör emniyet güçlerinin ve olaya dahil olan Akıncı'nın müdahalesi sonucunda kurtarılmıştı.
Bu olaydan sonra da vatanıma hizmet etmemi hiçbir karanlık güç engelleyemeyecek diyen Yenice, Savunma Sanayi Başkanlığı'na göreve başlamıştı. Uzun menzilli füzeler ve savunma sistemleri konusunda dünyanın sayılı uzmanlarından olan Profesör Yusuf Yenice'nin öldürülmesi, ilgili çevrelerde büyük bir üzüntü yaratıp infiale yol açtı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı... Görüşürüz Halim. Hoşça kal. Suikastin uzaktan yapılan keskin nişancı atışıyla gerçekleştiği gelen ilk bilgiler arasında. Faillerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir birim oluşturulduğu açıklanırken, olaya karışmış olduğundan şüphelenilen bir aracın arama çalışmaları da sürüyor. Gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Gel Güneş, gel. Müdürüm. Çok kötü değil mi? Kötü mü Güneş? Bu rezalet. Ben böyle rezillik görmedim. Bizim meslekte en kötü duygu ne biliyor musun? Boşa gitmişlik duygusu. Alo. Buyurun müdürüm. Kızım, bana Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürünü bağlayın. İrfan, İrfan Kaya. Hemen efendim. Güneş, bu iki dosyayı iyice incelemeni istiyorum. Hatta iyice inceleme. İyice ezberle. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm. Serkan! Köksel abinin arabayı prese vereceğiz oğlum. Hadi sallanmayın. Tamam abi, hallediyorum. Sizden gelen arabalara jilet yapmak yerine biriktirseydim galeri açardım herhalde. Belki çukurundan da kurtulurdum. Sen bu çukurun kralısın be kuduz. Yerin böyle gayet iyi. Köksal, geçen diş doktoruna gittim. Senin arkalar bitmiş dedi. İmplant ne yapmak lazımmış dedi. Çok para tutar dedi. Geciktirmemek lazımmış. Öyle dedi. Yeter mi? Hadi oğlum, hadi. Ne ettiler? İşini bitirdiler profesörün. Bazen ne yapsan olmuyor. Yetişemiyorsun. Bir adamı koruyamadık. Bir adamı! Aslan bak. Eğer yeteri kadar donanımlı ve eğitimliysen ve birini öldürmeyi kafaya koymuşsan, öyle ya da böyle sonunda mutlaka öldürürsün. Öyle bak baba. Hiç öyle bakma. Terör böyle bir şey. Dünyadaki intihar saldırılarının sadece %17'si engellenebildi. Bunu biliyor muydun? Sadece %17. Ve bunlar 2019 rakamları. O zaman ne yapalım? Gizli yapı muradına erdi. Nasıl olsa istatistikler de onlardan yana. Biz de tası tarağı toplayıp eve gidelim. Heh? Bazen insanlık çıldırır. Aklını başına alması uzun sürer. Çok uzun. Yüzyıl savaşlarını hatırlasana. Bu sefer o kadar uzun sürmese iyi abi. Öylesine çıldırmış bir dünyada hiç kolay değil. Ben de çıldırmak üzereyim bak. Bir adam öldürüldü. Ve bu adamın tek gayesi ülkesine hizmet etmek. O adam başına geleceklerini bilmiyor muydu? Tabii ki biliyordu. Hepimizden daha çok hem de. Ama... Bana bildiklerimi geri anlatma Fatih. O adamın hayatını kurtarmak için az kalsın sen kendi hayatından oluyordun. Unutma. Etlerinde kendi gözlerimle gördüm. Biliyorum. Onca emeğin boşa gittiğini düşünüyorsun. Kendini yenilmiş hissediyorsun. Ama hayır, yanlış. Çok yanlış. Sil ve at bunu kafandan hemen.
atamam. Neden atamam biliyor musun? Çünkü bu yaşananlar adil değil. Elbette değil oğlum, biliyorum elbette değil. Bak seni anlamıyor değilim. Hepimiz insanız. Hepimiz öfkeleniriz. Hepimizin öfkelenmeye hakkı var. Ama öfkemize yenik düşmek, hayır. İşte buna hakkımız yok. Bak benim öfkem bana ne söylüyor bilmek ister misin abi? O gizli yapının defterini dürmeden, onları bu topraklara gömmeden, akıttıkları kanın hesabını sormadan buna babamın kanına dahil uyku bile uyuma diyor. Bir şeyler oluyor. Sizin fabrika. Hazırlık var. Bir daha şöyle benziyorlar. Evet, haklısın. Çabuk çabuk hadi. Bunu da oraya alın, oraya alın bunu. Kapa kapıyı hemen, kapa. Hemen çabuk çabuk. Beklediğimiz hareketlilik. Haklısın. Bir keşif yapmanın zamanı geldi, ne dersin? Bence de. Çıkalım beraber. Hayır, hayır. Sen değil, ben. Sen git biraz enerji topla, ihtiyacın olacak. Daha gelirken başladı. Uçakta, yolda. Yola çıktığımızdan beri öldürmek istediler. Sonunda başardılar işte. Kimler? Anlattım hepsini. Geldiğimden beri bunu anlatıyorum ya. Deniz Hanım, bakın lütfen. Tekrar ediyorum. Kimler onlar? İstanbul'da, kaçırıldığımız yerde bir kadın vardı. Adı Aylin. Babamın eski nişanlısı gençliğinden. Aylin. Başka? Bahar'dı galiba. Soyadı. Evet, 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 Bahar. Devam edin. Kocası vardı. Kızın sakallı galiba. O ikisi. Yanlarında da bir sürü kar maskeli adam. Pardon ama ben bunları daha kaç defa anlatacağım? Saçmalıyor. İfadesine güvenemeyiz. Doktor çağırmış, sakinleştireceğiz. Profesörün kızı sorun yaratacak. Farkındayım. Onu ihale edebileceğimiz birileri... Çoktan ettim bile. Sen de sorup durmak yoksa zaten... Canım benim bir işim var. Birkaç gün şehir dışında olacağım. Ne kadar sürer bilmiyorum. Bir, belki iki gün. Evet. Kız evinlerde. İfade verdi mi? İfadesi işe yaramayacak. Buna ne kadar güvenebilirim? Şahsen garanti veriyorum. Anladım. Sağ ol. Haberleri iyi galiba. Evet, iyi. Köksal, şimdi söyle bakalım kaç para kaptırdın kuduza? Çok. Ne dedi bu sefer? Ne istedi? Dişlerini yaptıracakmış. Çok para tutar demiş doktor. Açgözlü hayatımda bu kadar para seven adam görmedim. Hak ettiğinden fazlasını kazanıyor bizden. Biliyorum kişisel olarak sevmiyorsun onu ama... İşimizi görüyor. Aylin, hayatım, nasılsın? Neredesin Cevdet? Ben de iyiyim hayatım. Teşekkür ederim sorduğun için. Bir şey sordum. Yoldayız Köksal'la, dönüyoruz. Nereden dönüyorsunuz? Ankara'daydım. Aa, ben söylemedim mi sana? Hayır, söylemedin. Ya, bazı yatırımlar için teşvik dairesinde bir iki iş vardı. Onları halletmeye geldim. Halledebildiniz mi bari? Benden kurtulabilir mi hayatım? Ne diyeceğim bak,
Çocuklara söyle de akşam bir yemek yiyelim, bunu kutlarız. Hiç avamda değilim Cevdet. Peki, sen bilirsin hayatım. Aa, ben ne diyorum? Senin profesör, ya yeni haber aldım, çok üzüldüm hayatım. Başın sağ olsun. Kapattı. Profesörün ölümü onu çok sarsmış olmalı. Evet. Efendim, Ankara Terörle Mücadele Şubesi Müdürü İrfan Bey hatta. Tamam, bağla. Bağlıyorum. Güneş! Alo Kemal. Ne haber kardeşim, nasıl gidiyor? Kötü devrem. Burnumuza kadar batmış durumdayız. Allah kolaylık versin, ne diyeyim. Devrem bak, bu profesörle burada bizim de epey işimiz olmuştu İstanbul'da. Evet, bilgim var. Ben de seni arayacaktım konuyla ilgili. Ben bu soruşturmayla ilgili elimizde ne varsa sana gönderiyorum. Benim de istediklerim var. Olay yeri inceleme raporu, balistik, bir de varsa kamera görüntüsü. Ne istersen artık. Ben şimdi çocuklara talimat veririm. Paslaşırız. Tamam Devrem, sağ ol. İyi mesailer. Sana da Devrem. Anlaşıldı mı, tekrar edeyim mi? Hayır müdürüm, anladım. Güzel. O zaman ben çıkıyorum. Bir gelişme olursa ararsın. Emredersiniz müdürüm. İyi hafta sonları size. Bakacağız artık. Nasıl bir hafta sonu olacaksa. Efendim Hacer. Kemal. Dinliyorum. Şey diyecektim sana. Şimdi Meryem ablam çok güzel fırında güveç yapmış. Sen bayılırsın. Filiz de yanına böyle içli bir pilav döktürmüş. Şimdi biz diyoruz ki... Ha, ne diyorsunuz Hacer? Bugün hafta sonu. Müşteri az olur. Böyle servisi erken kapatsak lokantada. Şöyle hep beraber ailece. Anladım canım. Anladım Hacer'im, tamam, olur. Kaç gibi gelirsin? Hacer, bilmiyorum. Ama bugün hafta sonu Kemal. Evet. Ama hafta sonu suçlular tatil yapmıyor işte. Biz şöyle bir rahat duralım da şu polisler aileleriyle vakit geçirsinler. Demiyorlar. Hacer'im, alış buna artık. Alış, alış. İyi, tamam. Sana da bir şey söylenmiyor. Neyse işte, gelirsen biz orada olacağız, lokantada. Hacer, işim bitince gelirim. Tamam mı? Hemen bozulma. Bozulduğun falan yok. Hadi hoşça kal. Tahminimiz doğru çıktı aslan. Bunlar vidanjör. Şu anda dolum yapıyorlar. Dolum mu sadece? Başka bir hareketlilik yok mu? Henüz yok. Karanlık çökene kadar da bir şey olacağını sanmıyorum. Bence geceyi bekleyecekler. İyi. Bekleriz biz de. Anlaşıldı. Ben buralardayım. Bir şey olursa haber vereceğim.
yabancı kremiye boyayabilir miyim? Hmm. İstediğin rengi boyayabilirsin bence. Hani geçen gün güneşi yeşile boyadım diye benimle dalga geçti. Hmm. Bak Aleyna ya sen. Çok büyük bir ressam varmış. Ne demiş biliyor musun? Hayal ettiğiniz her şey gerçektir. Yani sen istediğin rengi boyayabilirsin. Kimseye aldırma. Anne. Ben bir annene bakabilir miyim? Peki. Bir şey görüyor musun? Hayır. Niye takip edildiğin hakkında bir fikrin var mı? Var. Yumuşak karnımı deşmeye çalışıyorlar. Bir süre görüşmesek. Durumlar netleşinceye kadar en azından. Herhalde bu çözüm değil. Benim başka bir hayatım olduğunu biliyorlar. Zaten dertleri benimle sizin de değil. Sen neye bakıyorsun? Londra'da bir enstitüde yapılan bazı araştırmalar. Benim durumumda olanlar için. Kemal. Konuşmamız lazım. Yapma. Mecburuz Kemal. Ya benden sonra... Meral ne olur. Ne olur. Kemal. Kesme lütfen. Ya bir dinle. Yasemin'i geride emanet edebileceğim kimsem yok. Olmasın zaten. İhtiyacımız yok ki, sen varsın. Bu benim elimde değil. Keşke olsa ama değil. Biliyorsun değil mi? Ben bir çözüm düşündüm. Seneye okula başlayacak. Eğer o zamana kadar... Selma'yla da konuştum. O idare edecek bir süre. Ondan sonra bir yatılı okul. Belki yurt dışında. Birikmiş param var, birkaç yılı karşılar. Sonra bu evi de satarsın. Meral. Allah aşkına bana bunu yapma. Ne olur yapma. Gel. Gel yanıma. Çok iyi bir adamsın. İşte orası bilinmez. Tabii bilemezsin. Bu yüzden iyisin ya zaten. Anne baba bakın ne yaptım. Vay. Anneciğim. Çok güzel olmuş bu. Sarı çiçekleri sevdiğin için bütün çiçekleri sarı yaptım. Aferin sana. Çok teşekkür ederim anneciğim. Çok sağ ol. Vay be Kemal Müdür. Adınıza bir mesaj var ama şifreli. Yaşamakla yaşamamak arasında bir fark kalmayınca ne olur hak. Lütfen söyle bana. İnsan özgürlüğüne kavuşur. Kimse asla yaşamında, ölümünde hiçbir şeyin anlamının kalmadığı anlardaki kadar özgür olamaz. Tabii.
Abi sen şimdi özgürlük ne ki diyeceksin. Bakma yüzüme abal abal. İşte gerçek özgürlük bu. Kendi cehennemini yaratabilmek. Dinliyorum efendim. Evet. Aldım mesajı. Bakın Lucas'ın öldüğüne dair bana garanti verilmişti. Ben de anlamış değilim yani bu nasıl olabilir? Hemen araştırıyorum merak etmeyin. Baş üstüne. Ne güzel söyledin Kemal, öyle içli içli. Vallahi enişte seni gören de ayrılık acısı çekiyor sanırım. Abla, annem yaylaya çıkarken Filiz'i kafa üstü düşürmüştü değil mi? Öyle bir şey olmadı değil mi abla? Ay yok canım, Hacer'im şaka yapıyor. Teyzelerim benim ya. Sizin çocukluğunuzu çok merak ediyorum var ya. Mesela annem hep böyle miydi? Vallahi ne kadar güzel oldu böyle. Eline sağlık abla. Senin de Filiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Sabahları kahvaltılar, akşamları yemekler, sonra fasıllar. İsterseniz kalabilirsiniz de yani. Bizde tam pansiyon. Bizde böyle damat. Damatlar kıymetlidir. Sağ ol ablam. İyidir benim kocam ya. Aksidir, maksidir ama... iyidir. Baba. Korkma kızım. Korkma. Baba. Enişte, bir maçıma gelmedin ya. Bozuluyorum vallahi. Geldim ya oğlum. O sezonu açtığınız maç neydi o? O sayılmaz. Tabii, o sayılmaz. Bakın, günlerden pazar. Beylikdüzü'nde bombalı pankart asmışlar. Bomba imha ekipleri falan hep beraber oradayız. Başımızı kaşıyacak zamanımız yok. Bundan sürekli mesaj. Enişte neredesin? Enişte nerede kaldın? La havle. Neyse,
Çocuklar bombayı çözdü. Yola çıktık. Seyran Tepe'de de Galatasaray maçı yok mu? Trafik kilit. Arabayı da bizim Yücel kullanıyor rahmetli. Ay, Allah rahmet eylesin. Dedim Yücel, aç sirenleri. Aç sirenleri yetişelim dedim. Son dakika yetiştik maça. Heh. Şimdi sen anlatmak ister misin devamını? Ben anlatmak isterim enişteciğim. Çünkü o maçın 8. dakikasında kendisi oyundan atıldı. Heh. Düşünsenize halimi. Ben canımı cebime koymuşum. Maça yetişmişim. Daha terim soğumamış. Bu maçtan atılıyor. Ben bir daha gider miyim bunun maçına? Yok, haklısın. Affedersiniz. Ya ben de buraları toparlayayım. Hadi kalk sen de bana yardım et. Öyle suratını asma bakayım. Sallanmayın beyler, hadi acele edin hadi. Araçlara. Dolum tamam. Bir hareketlilik başladı. Az önce bir telsiz konuşması yakaladım. Boşaltma için gece yarısını bekleyecekler. Yani Akıncı için yola çıkma vakti. Anlaşıldı. Yaklaştım ben. Sen yolda mısın? Tamam, gecikme. Araçlar harekete geçti. Hedefe varmak üzereyim. Peşlerinde olacağım. Temasta kal. Anlaşıldı. Nihayet gelebildin. Teyze, ha. Bir şey diyeceğim. Hı. Kahve yaparsın değil mi? Yaparım tabii. Fal bile bakarım sana. Anlaşıldı. Bu gecenin kurbanı benim. Ama lütfen bana akraba süsü verip eziyet etmeyin. Hadi bakalım, afiyet olsun. Saçmalama, ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Hayır, hayır, hayır! Saçmalama! Thank you.
Açsana oğlum şu vanayı. Ne oluyor lan? Nerede oğlum bunlar? Ne olmuş lan burada? Ne oluyor ya? Kıpırdama. Kıpırdama vururum. Kardeş çok pardon be. Jandarmaya haber vereyim de gelip alsınlar şunları. Benim de bir mesaj yazmam lazım. Yaz bakalım Akıncı. Yaz. Sana bir haberim var. Geldim kızım, geldim. Çiftlikteyim. Tamam, tamam. Yağız evde mi? Güzel. Kendinize dikkat edin. Kardeş kardeş kavga edin. İyi geceler prenses. Geldin. Sen de hoş geldin. Nereden böyle? Halletmem gereken bir iş var. Nasıl bir işmiş bu? Ben masumum vallahi komutanım. Yürü. Yürü. Hadi yürü. Bir şey yapmadım. Yürü. Çek kardeşim, çek. İyi çek de herkes görsün bu şerefsizleri. Emniyet fabrika müdürünü ve patronunu da içeri almış. Bir de artılar salmasınlar bu çoluk çocuk katili şerefsizleri. Biraz zor çıkarlar. Biz de zaten bu işin peşini bırakmayacağız, merak etmeyin. Ya bütün olanları bu Akıncı denen adam mı yapmış gerçekten? Evet, o yaptı. Vay be. Helal olsun. Harbiden helal olsun. Görürsen çok selamımı söyle. Ne olur söyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oğlum iyi bakın sağa sola. Selam. Nergis doktor bulmuş. Bayağı da sıkıştırmış. Adam paniklemiş tabii. Beni aradı. Bizde de panikleyen adamdan bir hayır gelmez biliyorsun. Nereden bulmuş ki adamı? Önemli mi? Beni bekleyebilirdin. Senin daha mühim işlerin vardı Cevdet. Vakit kaybetmek istemedim. Bu aralar çok fazla silah kullanıyorsun. Alışkanlık oldu. Rahatsız mı etti? Yok, hayır. Cevdet, seninle en büyük farkımız ne biliyor musun? Sen adam öldürmekten mutlu oluyorsun. Ben olmuyorum. Nasıl mutlu oldun mu mesela Yusuf'u öldürdüğünde, rahat mısın? Hayır. Mutlulukla falan ilgisi yok.
O bir işti. Eski nişanlın olmasaydı bu kadar etkilenecek miydin? Hadi doğru söyle. Hala içinde ona karşı bir şeyler var, değil mi? Bana açık konuşabilirsin. Varsa var de. Yok Cevdet, yok. Ne o zaman, ne? Ben Yusuf'la geçirdiğim zamanları özlüyorum. O zamanlardaki aileni özlüyorum. Kirlenmemiş aileni. Sen bunlardan bir şey anlıyor musun? Hiç sanmıyorum. Geçen gün kurtardığın, yani daha doğrusu bugün yakaladığın adamlar benim peşime takıldılar, biliyor musun? Fatih bizim mahalle. Benim mahalleden bir arkadaşım. Onunla birlikteydik, bana yardım ediyordu. Taner'in durumundan dolayı. Bu arada ben sana teşekkür edemedim. Eğer sen o gece o hastanede olmasaydın, bir sürü insan, Taner şu an bizimle olamayacaktı. Çok teşekkür ederim. Baya baya adamlar bizim yolumuzu kestiler, inanılır gibi değil. İlk Fatih vardı o gün yanımda. Yani tek başıma da olabilirdim. Onun yanındayken kendimi çok garip bir şekilde çok güvende hissediyorum, biliyor musun? Senin yanındayken de öyle hissediyorum. Aslında bayağı bir ortak noktanız var. Çok iyi kalpli, çok yardımsever. Müthiş bir insan ya. Teşekkürler. Hayatımda kendimi en çok güvende hissettiğim dönemdeyim. Çok garip. Yani çok garip çünkü aynı zamanda da hayatımda en çok güvende hissetmemem gereken dönemdeyim. Ama yani bilmiyorum, Fatih var, Beste var. İyi ki Taner var. Ve sen varsın. İyi ki varsın. Sen de. Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Senden de. Mehmet nasıl? Nergis abla. Mehmet nasılsın? Ne kadar iyi gözüküyorsun. Çorbamı içtin sen. Nasıldı? Güzel mi? Ben de içebilir miyim? Çok mu güzel? Besteciğim, hayatım bırak hadi çıkarken yaparız. Bana bak, iyileştin artık. NSA'daki yani normal şartlar altındaki kimyasal tepkimemize geri dönüyoruz, tamam mı? Besteciğim saçmalığını tamamen hafızanla siliyorsun, okey? Döndük yani, sardık yine başa. Ne?
Neymiş bu kadar acil olan mesele? Lucas. Nereden çıktı gene? Ne olmuş Lucas? Yaşıyor. Ne? Olamaz öyle bir şey. Yaşıyor işte. Kimden duydun? Kim söyledi? Sen gördün mü? Kaynaklar güvenilir ve bilgi kesin Köksal. Emin olmasam buraya gelmezdim herhalde. Kaynaklar yanılıyor olabilir Çakal. Onlar yanılmaz. İyi ama bu imkansız. Sen bana öldü demedin mi lan? Öldü dedin. Öldü. Ölmüştü çünkü Çakal. Ne oluyor Cevdet? Müdür Bey. Size de. Bu seferki ziyaretinizi neye borçluyuz? Saçmalama, ne yapıyorsun sen? Delirdin mi? Hayır, hayır, hayır. Eşiniz için gelmiştim. Eşim mi? İçeride konuşmamız mümkün mü? Daha rahat konuşuruz. Tabii. Tabii, buyurun. Mülkezem lan. Bu işte bir terslik var Çakal. Yandı diyorum oğlum sana. Yandı, yandı. Herif gözümün önünde çayır çayır yandı. Canaviyle kendini denize attı adam. Cesedi bulunmadı. Adam yaşıyorsa ikimizin de başı dertte. Özellikle Cevdet'in. Git bunu patronuna aynen söyle. Acelesi yok. Anlamadım. Bekleyelim. İyice emin olalım. Anladın mı? İyice. Ben ikna olmadım. Yoksa ortalığı boş yere ayağa kaldırırız. Sonra fatura da bana patlar. Çaktın mı Çakal? Duydunuz değil mi? Herhalde duymuşsunuzdur. İki gündür haberlerde manşet. Ankara'da öldürülen fizik profesörü Yusuf Yenice. Duydunuz değil mi? Evet, duyduk. Da siz eşim için geldiğinizi söylemediniz mi? Evet. Ben eşiniz için geldim. Anlayamadım. Yani profesörün ölümünün benimle ne ilgisi var? Maktulün telefon kayıtları incelendiğinde onunla son görüşen kişilerden biri olduğunuz tespit edildi. Ölümünden yaklaşık 12 saat önce. Evet. Görüştük. Kendisi aradı beni. Evet. Buyurun devam edin Aylin Hanım. Bakın Yusuf benim eski nişanlımdı. Gençlik, üniversite yıllarında. Bu telefon konuşmasından benim de haberim var. Benim yanımda konuştular. Hatta müsait bir zaman olursa. Cevdet Bey, bunu hiç merak etmiyorum. Merak ettiğim tek şey ne konuştuğumuz. Buyurun Aylin Hanım. Yani öyle sıradan şeyler. İşte sen ne yaptın, ben ne yaptım, hayat nasıl geçti, çoluk çocuk falan öyle şeyler. Daha özel şeyler. Ne gibi özel şeyler? Yani
Tehdit edilmiş miydi? Korkuyor muydu? Endişeli miydi? Bunun gibi özel bir şey. Yani biz öyle şeyler konuşmadık. Ayrıca sesi de son derece rahat geliyordu. Anlıyorum. O zaman teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığınız için. Sizin için geldiğimi söylediğimde şu cümle, profesörün ölümüyle ilgili. Evet. Profesörün ölümünün benimle ne ilgisi var? İlginç bir cümle. Akşam telefonda konuştuğunuz, sabah ölüm haberini duyduğunuz eski nişanlı için kurulmuş. İlginç. Bayağı ilginç. Müsaadenizle. Evlat, o civatayı karşılığını tutarak sıkacaksın. Tamam. Hadi git bir selam ver arkadaşlarına. Hoş geldiniz. Ne haber? Ellerim yağlı. Ne haber? Ne yapıyorsun? Uğraşıyorum işte motorla. Siz ne yapıyorsunuz? Bizim mekanı geçiyoruz. Aa. Geçerken seni de alalım dedik. Ya bitirmem gereken bir iş var şu an. 2 saat falan kaldı motorun. Müşteri gelecek. Onu bitirmem lazım. Yapma ya. Kötü oldu bu. Bak ne diyeceğim. Orhan abiyle konuşayım mı senin için? Beni kırmaz. Ayıp olur ya. Gençler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat ne haber koçum? İyidir abi senden. İyiyim ben de. Tanıştırayım. Özlem. Özlem İyi ben. Memnun oldum. Merhaba, memnun oldum. Memnun oldum. Orhan. İçerideki motoru ben hallederim. Hadi kaybol. Geliyorum ben. Evet, çok selam söyle. İyi günler. Peki, görüşürüz. Ozan. Efendim abi. Al şunu koca evine bakayım. Abi gerek yok. Olmaz öyle şey. Lazım olur. Hadi iyi eğlenceler. Sağ ol abi. Evet. Müdürüm, Ankara Tem'den İrfan müdür hatta. Tamam, bağla kızım. Hemen efendim. Devrem ne haber? Ha, evet, konuştum. Şimdi geldim zaten. Kadın, profesörün eski nişanlısı. Yani ilk aşkı gibi bir şey. Önce salağa yattı da sonra itiraf etti. Sen ne yaptın? Balistik raporları çıktı mı? Gönderdin mi? Ha? Ben yeni geldim. Bakmadım daha. Tamam. Konuşuruz. Müdürüm, yanlış bir zamanda gelmedim bugün. Tesadüfe bak. Ben de şimdi sizden geliyorum.
Bizden derken? Ha, çiftlikten. Bir şey mi oldu yine? Şu öldürülen profesör, Yusuf Yenice. Annen, yani üvey annen, onun eski nişanlısıymış. Ne? Ciddi misiniz siz? Nergis, sen nasıl atladın bu haberi? Bak şöyle yapalım. Sen daha sık gel. Kahvelerimizi içerken laflarız. Ailenle ilgili bilmediğin şeyler ortaya çıkabilir. Neyse. Sen neye gelmiştin? Şey... Hadi bak. Anlat, kahveleri söylüyorum. Dün gece... sokak ortasında cesedi bulunan doktor Okan Kocabay. Evet, haberim var. Soruşturma cinayet masasında. E hayırdır? Benim yüzümden öldürülmüş olabilir. Adamla ilgili ulaştığımız bilgilerden sonra bu cinayet tesadüf değil. Sen bilgileri Nergis'e aktardın. Peki acaba o gidip bunları birisiyle konuştu mu? Ya da mesela gidip doktorun kapısını çalmış olabilir mi? Bilmiyorum, olabilir. Eğer doktorun kapısını çaldıysa, doktor da Nergis'in bunları araştırdığını o birilerine söylediyse... Hı? Mümkün. Benim bir Nergis'in ağzını aramam lazım. Ben de emniyette doktora dair neler var bir bakayım. Anlaştık. Ne oluyor? Bir dakika. Bu Ankara'da öldürülen profesör. Onun balistik raporu. Aynı mermi. Evet, aynı mermi. Önce babana, sonra sana, sonra profesöre. Buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Bir bakar mısın? Heh, tabii. Az kalsın, unutuyordum. Pop istemişsin değil mi? Kralsın ya. Blackpink'te koydun mu? Oğlum hiç Kore pop'la aram yok. Bir türlü sevemedim. Çok şey kaçırıyorsun aslında. Ay ben de bayılırım. Gerçekten mi? Ozan. Orhan abiyle nasıl ikiliye alışabildin mi? Alışmaz olur muyum ya? Orhan abi hayatımda tanıdığım en iyi insan. Ne güzel. Senin elinde kokuyor ya. Ha, falaşlı Arap sabunu ya. Bu yağın çıkmasını sağlıyor. Ha, tamam. Ben hemen bir tuvalete gidip geleyim. Ozan, ne oldu? Anlamadım. Neyi? Rahatsız oldu işte elimdeki kokudan. Ozan nerede? Bitti. Tuvalete mi gitti o da? Eve gitti. Nasıl yani? Neden gelmişler? Hiç. Birkaç soru sordular, o kadar. Korkacak bir şey yok. Şimdilik. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Hı, var, var. Az konuşmak. Ne kadar az konuşursan başın o kadar az belaya girer.
Özellikle de telefonda. Tabii bu söylediklerim seninle ilgili değil. Sen üstüne alınma. Al, sen devam et. Ben çiçekten hiç anlamam Cevdet Bey. Ne acayip adamsın be Köksal. Eline de silahtan başka hiçbir halt yakışmıyor. Benim yaptıklarımı yapacaksın. Hadi devam et. Sakın çiçekleri öldüreyim deme ha. Yani onunla temas kurdum, adamı buldum, sıkıştırdım. Akşamın öyle bulunuyor. Sizce bu normal mi? Sen de adamın ölümünden senin sorumlu olabileceğini düşündün, öyle mi? Yani evet, sizce de bir bağlantı yok mu? Şöyle yapalım. Ben şimdi iki memur çağırayım. Seni nezarete götürsünler. Yarın mahkeme, sonra da cezaevi zaten. Dalga mı geçiyorsunuz? Yok. Her ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. Nergis, adam bir trafik kavgasında öldürülmüş olabilir. Ya da alacaklısı tarafından, ya da sevgilisi, ya da mirasçısı olan çocukları tarafından. Liste uzar gider. Ha tabii sen gizlenmiş, saklanmış bir olayın perdesini aralamış olabilirsin. Her şey mümkün. Her şeyi göz önünde bulundurmak lazım. Şöyle yapacağız. Bu dosyalar bende kalsın. Cinayet masasıyla ben konuşurum. Şimdilik senin adını soruşturmaya dahil etmemekte fayda var. Ama senden bir şey isteyeceğim. Usludur. Kendi başına hareket etme, bir de seninle uğraşmayalım. Tamam müdürüm. Sen burada kal, bir yere ayrılma. Bir yere falan gitmeye kalkarsa da yalnız bırakma. Merak etmeyin Cevdet Bey. Sayın seyirciler, Profesör Yenice suikastiyle ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar çok sayıda kişinin ifadesine başvurulduğu, ancak herhangi bir tutuklamaya gidilmediği gelen haberler arasında. Haberler, gün içerisinde gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Dön dolaş aynı şeyler. Belki senin anlatacağın bir şeyler vardır ha Köksal. Daha doğru. Birinci hasta. Anlatacak bir şey yok. Hadi ya. Sen orada değil miydin? Köksal. Hadi gel dürüst olalım birbirimize. Cinayetlerimizden bahsedelim mesela. Sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Cevdet ne yaptı? Şüpheli bir araçtan bahsediyor haberlerde. Biliyorum sendin o. Sendin değil mi? Ben sana iyilik ettim aslında. Seni bir hayaletten kurtardım. Geçmişini esir alan bir hayaletten. Yerinde olsam bunun için minnet duyardım. Sen
Sen bana yardım ettin öyle mi? Beni bir hayaletten kurtardın. Öyle mi? Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Sen hiç aynada kendine baktın mı Köksal? Hiç baktın mı kendine aynada? Aynaya baktın mı sen hiç Köksal? Ayna diyorum. Ayna. Bak. Aynaya bak da konuş. Söyle. Senin ne farkın var hayaletten? Senin hayaletten ne farkın var? Defol. Defol git. Kızım bana cinayet masasını bağla. Alo. Taşkın komiser çıktı mı sorgudan? Tamam. Çıkar çıkmaz söyleyin beni arasın. Müdürüm. Ankara'daki suikastin kamera görüntüleri sisteme düştü. Güzel. Evet müdürüm. Şimdilik hepsi bu kadar. Bunlar işe yaramaz. Sor bakalım. Ateşin geldiği yöne dair kamera görüntüsü var mı ellerinde? Tabii müdürüm hemen. Güneş. Sonra istersin. Bir kadın eski sevgilisinin öldüğünü öğrenirse ne hisseder? Mesela sen ne hissederdin? Akademiyi bitirdiğim ilk yıl nişanlanmıştım. Niye? Çok mu acelem vardı? Sanki. Polis miydi o da? Yok müdürüm değildi. Menkul kıymetler uzmanıydı. Sıkıcı tipler. Böyle bir karım olmasını hiç istemezdim. Bizim de zaten çok uzun sürmedi. Yani 3 ay dayanabildim sadece. Sonra nişanı attım. İyi yapmışsın. Soruma dönelim. Öldüğünü duysam... Allah göstermesin tabii ama... üzülürüm tabii ki. Ucunda tabii bir yıkıcı ya da çok kötü şeyler yaşanmamışsa. Sana geldiler, öldüğünü söylediler. Nişanlınla ilgili soru sordular. İlk tepkin ne olurdu? Yani bilmem. Herhalde önce katilini sorardım. Tutuklandı mı? Teşhis edildi mi? Ölümüyle ilgili bilinmeyen şeyler var mı diye öğrenmek isterdim herhalde. Niye sordunuz müdürüm? Ankara'da öldürülen fizik profesörü Yusuf Yenice. Anlayamadım. Yani profesörün ölümünün benimle ne ilgisi var? Hiç. Aklıma bir şey takıldı. Şu bizim profesörle Aylin Emiroğlu. Yani kızlık soyadı her neyse işte. Aylin Hanım. Bu ikisini araştırmanı istiyorum. Tabii. Nişanlılık zamanlarını falan. Ha ama epey eskiye dönmen gerekecek. Çünkü adam zaten yıllardır yurt dışındaydı. Tamam ederim. Araştırıyorum ben. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Hadi oğlum hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Koş oraya. Dikkatli olun ha. Merak etme abi. Tamam abi.
Taner nasıl? Çok mu şımarık? Sesim mi? Yok. Bir şeyim yok ya. Yorgunum biraz sadece. Tamam, tamam canım. Gelince konuşuruz. Hadi öpüyorum çok. Bay bay. Kolay gelsin komşu. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana sıcak çikolata getirdim. Mutluluk hormonu. Yani şu an gerçekten tam olarak ihtiyacım olan şey. Bir şey mi oldu? Yok. Her şey yolunda. Çiftlik evimizi polis basıyor. Profesörün öldürülmesiyle ilgili ailem ve babamın ifadesini alıyor. Ben annemin ölümünü araştırırken Akıncı'nın bana yolladığı ipucunu takip ederek bir doktorla görüşüyorum. Doktor aynı günün gecesi bir sokakta takır takır kurşunlanıyor. Böyle başka duymak istediğin iyi bir haber var mı? Kötü haber ne diye sormuyorum bile. Sorma, sorma. Müdürüm. Gel Güneş, gel. Aylin Emiroğlu ve profesörün dosyaları hazır müdürüm. Ne buldun? Kırık bir aşk hikayesi. Kızım, bir bana baksana sen. Şu surata bak, surata. Ne görüyorsun? Romantik bir adam falan mı görüyorsun? Kırık bir aşk hikayesi. Kızım doğru dürüst anlatsana şunu. Tamam müdürüm, hemen anlatıyorum. Aylin ve profesör aynı üniversitelerde, aynı dönemde ama farklı bölümlerinde okumuşlar. Yusuf Yenici o dönemden değil ama o dönemde asistanlık yapmış üniversitede. Buraya kadar her şey normal. Evet müdürüm. Ortak bir noktaları var. Evet, nişanlı olmaları. Onun dışında ortak bir davadan yargılanmışlar. Aylin bu davadan aklanıyor. Profesör için yakalama kararı ve tutuklama emri çıkıyor. Bir şekilde yurt dışından çıkmayı başarıyor. En sonunda da af falan derken durum malum. Sonra terk ettiğin ülkene geri dönüyorsun. Kim bilir hangi duygularla. Başına gelmeyen kalmıyor. En sonunda da öldürülüyorsun. Maalesef müdürüm. Güneş. Bu hikaye kırık falan değil. Bu hikaye kızım, başından sonuna paramparça bir hikaye. Bunlar bende kalsın. İşinin başına dön. Hemen müdürüm. Profesörün eski nişanlısıymış biliyor musun? Ve ben bunu kimden öğreniyorum? Kemal Müdür'den. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Düşünebiliyor musun? Böyle bir şey olabilir mi? O enteresan. Enteresan, evet enteresan. Bak benim umurumda bile değil kaç defa evlendiği, ne kadar nişanlı kaldığı. Ama bir de sorsan onlara biz aileyiz derler değil mi? Sen çok şanslısın, çok şanslısın biliyor musun? Niye çok şanslısın? Çünkü normal bir aileye sahipsin. Evet normal. Bu kelimeye bu aralar o kadar çok taktım ki yani normal. Normal ne demek? Normal ne demektir? Normal aile demektir, anne demektir, baba demektir. Çocuklar onları kabullenir, sever. Onların kendilerine yaptıklarını büyümenin bir parçası olarak görürler. Sonra büyüdükleri zaman düşünürler. Mesela ben düşünüyorum şu anda. Neden bizim ev bu kadar sessizdi?
Sessizlik ne demek? Sessizlik ne demek biliyor musun? Sessizlik yalan demek. Yalan söylemenin en basit, en ustalıklı hali. İyi geldi ama bu. Sıcak çikolata. Sakinleştirdi beni. Bu sakinleşmiş halim. Sakinleşmiş halim. Afiyet olsun. Peki bir şey soracağım. Sen hiç annenle babanın arasında geçen konuşmalardan bir şey hatırlıyor musun? Hani belki bir şey ima etmiştir. Sen oradan bir şey hatırlarsın. İyi akşamlar Nergis Hanım. Adım Deniz Yenice. Profesör Yusuf Yenice'nin kızıyım. Nergis Hanım. Evet, evet tanıyorum sizi. Buyurun, buyurun oturun lütfen. Buyurun. Teşekkürler. Ben sizinle özel bir şey konuşmaya geldim. Fatih yabancı biri değil, bizden biri. Lütfen rahat olun. Sizden bir ricada bulunmaya geldim aslında. Tabii yardımcı olabileceğim bir şeyse eğer. Beni Akıncı'ya götürün lütfen. Bakın bana yardımcı olabilecek tek kişi Akıncı. Ondan başka hiç kimseye güvenemem. Ben sizin yayınlarınızı izledim. Beni ona götürebilecek tek kişi sizsiniz. Lütfen Nergis. Lütfen Akıncı ile buluşmamı sağla. Akıncı ile görüşmek neden bu kadar önemli senin için? Bir şeyler oluyor çünkü, garip şeyler. Ne gibi? Ben derdimi hiç kimseye anlatamıyorum. Bir dakika, sen polise ifade falan vermedin mi? Verdim. Verdim ama ben onların polis olduklarını hiç sanmıyorum. Bakın, babam öldürüldüğünde ben evdeydim. Televizyon falan kapalıydı, dünyadan haberim yoktu. Bir anda alıp götürdüler beni. Kim götürdü, kimler? Bilmiyorum. Resmi görevli gibi görünüyorlardı. Sonra? Her şeyi anlattım onlara. İstanbul'da olanları, bizi kaçıranları tarif ettim. Hatta bir tanesinin ismini bile verdim. Yani normal şartlarda böyle bir durumda ortalığın ayağa kalkması gerekmez miydi? Ama kalkmadı, hiçbir şey olmadı. Evimde göz hapsine alındım. Hiç kimseye ulaşamadım. Buraya nasıl geldin peki? Kaçtım. Komşum yardım etti. Kaçmak zorundaydım. Sıra bende çünkü. Bir dakika, İstanbul'da beni kaçıranlar dedin, isim dedin. Kimdi onlar? Söyle bana, isim ver. Akıncı'yla konuşurum. Sadece Akıncı'yla. Bak Deniz, eğer bana güvenmiyorsan buraya kadar gelmemeliydin. Eğer Akıncı'yla gerçekten görüşmek istiyorsan da bana isim vermen lazım. Seni kimler kaçırdı? Peki. İki kişiydiler. Yani başlarında iki kişi vardı. Bir kadınla bir adam. Bir çift. İsmi? Adamın ismini bilmiyorum. Ama kadın